Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün el alemi konuşalım istiyorum. Bu saatte dışarıda gezilir mi? Dışarıya çıkılır mı? El alem ne der? Bu kıyafette dışarı çıkılır mı? Düğüne bu kıyafetle mi gideceksin? El alem ne der? Bak el alemin oğluna sen daha dur. Bak el alemin kızına sen daha otur. Hep bir şeyler söylüyor. Hiç susmuyor. Sürekli bizi eleştiriyor. Biz de çekiniyoruz. Davranışlarımızı, hareketlerimizi, hayatımızı bu el aleme göre şekillendiriyoruz. Toplumun kronikleşmiş bireyi el alem. Üzerine vazife olsun olmasın her işte olan bu el alem ki. Efendim el alem dediğimiz şey aslında çevremiz, sosyal ilişkilerimiz, toplum olarak kabul edilen bir olgu. Aslında her toplumun kendine özgü normları ve kuralları oluşmuş durumda. Biz insanlar da bireyler olarak aslında sosyal varlıklarız. Ünlü psikolog Abraham Maslow'un da söylediği gibi bir topluluğa dahil olmak isteriz. Bir sosyal çevreye dahil olmak isteriz. Ve bu ihtiyacımızın, bu bir ihtiyaç aslında, insan sosyal bir varlıktır. Bu ihtiyacımızın giderilmesi için de zaman zaman o topluluklara dahil olmak için onların istedikleri gibi hareket etme çabası içerisine gireriz. Veya onlar gibi davranmazsak onları mutsuz edeceğimiz gibi bir yanılgama var. Aslında yanlış olan bir algı var beynimizde. Yanlış bir algı, çünkü bir topluluğa ait olabilmek için o topluluk gibi olmak durumunda mıyız? Bu ayrı bir konu ve tartışılması gereken bir konu. İşin özüne baktığımızda efendim, aslında bu el alem dediğimiz kavram çok da kötü bir kavram değil. Yani tamamıyla reddetmek de çok doğru bir tespit olmaz kanısındayım. Çünkü her toplumun, her ortamın kendine özgü normları ve kuralları var. Bir yerde de aslında otokontrol görevi de görüyor. Yani iyi bir insan olmak gibi, hırsızlık yapmamak gibi, ahlaklı olmayı tavsiye etmek gibi normları da içerisinde barındırıyor aslında bu kavram. Yalnız buradaki asıl mesele bu el alem kaygısı sürekli üzerimizde bir baskı oluşturmaya başladığında biz hayatımızı, davranışlarımızı, tüm sosyal ilişkilerimizi buna göre yönlendirmeye başladığımızda ve kendimizi bir süre sonra el aleme muhtaç, onlar olmadan olmazmış gibi bir algıya sürüklüyoruz. İşte burası problemli nokta. Bu hal işte efendim insanı kaygı bozukluğuna kadar da itebiliyor. Ve dolayısıyla insan bu kaygı ekseninden çıkamadığı için tüm hayatını, davranışlarını, hatta geleceğini el aleme göre şekillendirebiliyor. Mutsuz bir evlilik yapabiliyor, istemediği bir işte çalışmak zorunda kalabiliyor veya farklı şekillerde bu karşımıza çıkabiliyor ister istemez. Bu hal aslında dozu artmaya başladığında kaygı bozukluğuna kadar da taşıyabiliyor insanı. Dolayısıyla insan o saatten itibaren sürekli başkalarına göre hayatını biçimlendirmeye başlıyor. Kendi fikirleri oluşmuyor. Kendi hayatımız olmuyor. Bizim bir fikrimiz oluşmadığı için bizim bir hayatımız oluşamıyor. Dolayısıyla hayatımızı sürekli başkalarına göre şekillendiriyor ve başkalarına göre yönlendiriyoruz. İşte problemli nokta da burası efendim. En sık karşılaştığımız işte evlendin mi, ne zaman evleniyorsun, askerlik bitti, artık evlenmen lazım gibi bir baskı, toplumsal baskı. Burada insanı bir evliliğe evet yönlendiriyor. Özellikle 20'li, 25'li genç kadın ve erkeklerimizin maruz kaldığı bir durum aslında. Dolayısıyla buna doğru kendini yönlendirmeye başlıyor. Özellikle köy, kasaba, mahalle gibi sosyolojide dar alan dediğimiz bölgelerde çok daha sık rastlıyoruz bu baskıya. Dolayısıyla örnek veriyorum, hemen orada biriyle görüşüyor genç kız.
köyde hemen biriyle sohbet ediyor, muhabbet ediyor falan. Hemen adı çıkmasın diye onu onunla evlendiriyorlar. Veya onunla adı çıkmasın diye, hemen adı çıkmayacak diye bir başkasıyla evlendiriyorlar. Dolayısıyla bu da ister istemez el alem ne der evliliği oluyor. Birçok vakada da bunu gördüm yani incelemelerim esnasında. Söyleyen de oldu bunu. Yani ben kendi başıma aldığım bir karar değil de işte el alem ne der, sonra bana evde kaldı diyecekler kaygısıyla evlendim diye birçok insanla da karşılaştım. Bu da el alem evliliği oluyor. Sağlıklı bir evlilik olmuyor. Bunun neticesinde mutsuz, kavga gürültü içerisinde olan, hatta bazen şiddet vakalarıyla karşılaştığımız aile içi vakalarla da neticeleniyor maalesef. Özellikle bu el alem baskısını üzerinde hisseden, kendisi olamayan, kendini keşfedememiş kişiler belki de hayatları boyunca hiç tanışmayacakları veya hayatları boyunca hiç evlenemeyecekleri biriyle, hiç olmayacak biriyle evlenmek durumunda kalabiliyor. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Yani bu çocukları evlendirdik, sıra geldi çocuk yapmalarına artık. Yani onlara bir çocuk yaptırmamız lazım. Çocuğun var mı? Yap yap, bir tane yap. İşte iki tane yapar. Bir tane yapar, ikinciyi de yap. Olması lazım işte, bir tane. Bu kardeşsiz olmaz. Sonrasında işte ikinci de olur. Üçüncü de yap hadi. Belki oğlun olur. Veya iki kızı vardır. Oğlun olur belki. İki oğlu vardır. Yap yap, bir de kız yap. Kız lazım. Böyle sanki Allah sipariş üzerine gönderiyor. Yani bu Allah'a, yaratıcıya şirk koşmak gibi de bir şey. Allah'ım bana bir oğlan gönder falan veya bana bir kız gönder gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Böyle bir şey yok tabii ki maalesef. Bu şirke de giriyor bir taraftan, dediğim gibi. Bir bakıyoruz işte ikinci çocuğu yaptık, üçüncü çocuğu yaptık. Bir bakıyoruz ki hayatı başkalarına göre yaşamışız. Kendi heybemize, kendimiz için hiçbir şey koymamışız. Bitti mi peki? Bitmedi tabii ki. Sırada kötü giden evliliğin boşanma kısmı var. İşte en tehlikelisi burası. Bir kadın sırf el alem baskısı yüzünden, sırf el alem ne der, dul kaldı diyecekler kaygısıyla, ki bu kaygı sadece kadında yok, erkek de aynı baskıyı hissediyor. Dul kaldı diyecekler kaygısı ve korkusuyla boşanmıyor, kötü giden, hatta bazen şiddet gördüğü evliliği de sürdürmek zorunda kalabiliyor. Tabii ki önceliğimiz evlilikleri kurtarmak. Lakin herhangi bir çıkış noktası olmayan evliliği de sürdürmek ne kadar doğru, ne kadar mantıklı, bunu da bir teraziye koyup tartmamız lazım efendim. Bakın bu kısım o kadar tehlikeli ki, özellikle boşanma noktasındaki el alem kaygısı. El alem kaygısıyla karısını öldüren birçok vakayla karşılaştım İncelemelerim esnasında. Özellikle mesela kadın aldatıyor kocasını. Kocası da bunu duyduğu andan itibaren, evet, yaşadığı bir travma var. O travma ayrı bir konu. O travma da zaten hani cinayete sevk eden etmenlerden bir tanesi. Tabii ki o travmayı ayrıca işleyeceğiz. Yalnız el alem kaygısının da payı var bu travmanın içerisinde. Yani o travmayı tetikleyenlerden biri de el alem kaygısı. Şimdi el alem ne diyecek benim çocuklarıma? Yani el alem benim çocuklarıma nesebi bozuk mu diyecekler? İşte karısına sahip çıkamadı mı diyecekler? Veya benim işte karısının iffetine göz yuman erkek mi diyecekler? Algısıyla, bu algıyı büyüterek karısını öldürebiliyor çok rahat bir şekilde. Ki keza el alem de bunu söylüyor zaten. İşte karısına sahip çıkamadı, şöyle böyle gibi konuşuyor zaten el alem de, buna şahit de oluyoruz zaman zaman. Dolayısıyla diyor ki onun yerine bana namusunu temizledi desinler, ki bundan zevk alan, cinayetten zevk alan toplumumuzda maalesef ki insanlarda mevcut. Diyor ki namusunu temizledi netice itibariyle. Bu çok rahat söylenir hale geldi. İşte
Daha öncelerden de bahsettiğim artık bu rahat söyleme hali cehaletin tetiklediği bir hal aslında. Ve bu hal aslında meşrulaştırıyor bir taraftan da. Yani orada işlenen cinayeti meşru kılma anlamına da geliyor. Çünkü cinayetin hiçbiri kabul edilemez. Halbuki onun yerine kötü giden bir evliliğin nasıl ki evliliğin normal olduğu kadar boşanmanın da normal bir sonuç olabileceği algısı henüz toplumda yerleşmediği için bu algı ancak bu şekilde temizlenebileceği düşünülerek hareket ediliyor. İşte hatamız burada. Bunun sonunda da katil olan bir adam, hayatı sönmüş bir kadın, mahvolmuş çocuklar elimizde kalan oluyor maalesef. Daha önce de kullandım bu ifadeyi. Maalesef ki biz orta ve uzun vadeli düşünen bir toplum değiliz. Kısa vadeli karımıza bakıyoruz. Kısa vadeli çıkarlarımıza, kısa vadeye bakıyoruz. Dolayısıyla da kullandığımız ifadelerin, hareketlerimizin, davranışlarımızın, sözlerimizin ucunun nelere varabileceğini, nerelere kadar gidebileceğini çok kestiremiyoruz. Çok hesap edemiyoruz. Hesap edemediğimiz için zaten bu tür sonuçlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla efendim bir şekilde dahil olduğumuz bu konuşmaların ucunun çok daha vahim yerlere varabildiğini de bu hal gözler önüne sürüyor. Bunun bir sonu yok efendim. Yani el alemin, el alem ne derin, bir sonu, bir ucu yok. Yani şu örneği hatırlamanızı istiyorum özellikle. Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binme hikayesini hatırlamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Orada olduğu gibi el alem sürekli zaten bir şeyler söylüyor. Sizin buradaki algılamanız ve kendi hayatınızı yönlendirme biçiminiz önemli. Burası ucu açık bir konu. Ben el alemin ne söyleyeceğini, ne söylemeyeceğini bilemem. Çünkü her insanın eğitim alma potansiyeli farklı, kültür potansiyeli farklı, yetiştiği aile, yetiştiği çevre farklı, aldığı eğitim farklı. Dolayısıyla insan çevresine ve aldığı eğitime göre şekillenen bir varlıktır. Dolayısıyla her insanın aldığı eğitim, her insanın çevresi farklı olduğuna göre biz her insanın zihnini okuyamayız. Her insanın ne düşündüğünü okuyamayız. Çünkü her insan farklı farklı düşünür. Örnek veriyorum, bir olay karşısında ben farklı bir görüş ortaya koyarım, farklı düşünürüm. Ayşe farklı düşünür, Zeynep farklı düşünür. Biz onların ne düşündüğünü bilemeyiz. Çünkü bizim zihin okuma gibi bir yeteneğimiz yok. Henüz gelişmemiş. Bizim onlara yansıttığımız aslında kendi düşüncemiz. Acaba benim için böyle mi söylüyor? Böyle mi düşünüyor? Acaba böyle mi? Değil. Yani biz karşı tarafın ne düşündüğünü, ne söylediğini bilemeyiz. Bunu kestiremeyiz. Bunu hesap etme yetimiz zaten yok. Ki zaten ne düşünürse düşünsün bana ne? Yani o onun sorunu, o onun düşüncesi. Onun düşüncesi ben ancak bana yansıdığında anlayabilirim. Bana söylediğinde, bir kelimeyle, bir cümleyle kurarak, bir kendini ifade ettiğinde, bir hareketiyle ben ancak onun benim hakkımda ne düşündüğünü anlayabilirim. Onun dışında anlayamam, ilgilenmem de gerekir zaten. Ben herkesin ne düşündüğüyle mi ilgileneceğim? Yani bu kişiyi enerji kaybına çok daha farklı bir noktaya itebilir. Bizim toplumumuz maalesef ki bilgi ve bilinç düzeyi çok yüksek bir toplum değil. Dolayısıyla bizi zaman zaman yanlışa da sürükleyebiliyor bu el alem kaygısı. Bizim toplumumuz özellikle çocukluk anından itibaren sürekli birileriyle kıyaslandığı için işte el alemin çocuğuna bak, onun çocuğuna bak, sen daha otur, işte pantolonunu yırtmışsın, oynamayı beceremiyorsun. Üstün başın kir olmuş, bir top oynamayı beceremiyorsun. Bir ders çalışmayı beceremiyorsun gibi gibi gibi. Sürekli çocukluktan itibaren kusur görülen kişilerde yetişkinlik evresinde de kusur aramayı öğrenmeye dönüşüyor. Kendisini büyüyüp güçlü hissettiğinde o da başkalarında kusur aramaya ve kusur görmeye başlıyor. İşte burası kritik. Kusur örten peygamberin
kusur arayan ümmetine dönüşüyoruz. Kusur örten ecdadın kusur arayan torunlarına dönüşüyoruz bugünkü toplumda. Bu yüzden kusur görmeye alışkın bir toplum olarak eleştirmeyi seviyoruz. Yalnız işte burası kritik. Efendim, kusur arayan kişiler ilk etapta sizin güçlü kişilik karakterinizle karşılaşmak durumunda. O duvarla karşılaşmak durumunda. Siz kendiniz olursanız ancak ve ancak bu eleştiri duvarına çarpar, karşımızdaki insanlar bu duvara çarpar ve bizim bu eleştirilerden rahatsız olmadığımızı, aksine çok da umursamadığımızı göstermek zorundayız aslında. O güçlü duruşu ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla o zaman ancak kendimiz olabiliriz. Yani bizim zorunda değilim iradesini göstermemiz gerekiyor. Evlenmek zorunda değilim, çocuk yapmak zorunda değilim. O zorunda değilim iradesini bizim göstermemiz lazım toplumsal kurallar çerçevesinde yalnız. Bunu gösterdiğimiz zaman işte o zaman ancak ve ancak sağlıklı bir evliliğe kendimizi kanalize edebiliriz. Sağlıklı bir işe kendimizi kanalize edebiliriz. Kendimizi keşfedebiliriz. Kendimizi, kendi karakterimizi keşfedebiliriz ve kendi hepimizi doldurmaya başlarız aslında. Kendi karakterimizi keşfettikten sonra sevdiğimiz, sevmediğimiz şeyleri keşfetmeye başlarız. Dolayısıyla da sevdiğimiz bir evlilik yapmaya doğru yönlendiririz kendimizi. Ya ben bununla konuştum, adım çıkacak, şu evliliğini yapayım, el alem ne der evliliğini yapayım psikolojisinden çıkmış olacağız. Dolayısıyla efendim, her insan aslında kendi heybesiyle gidiyor gidecek olduğu yere. Öteki tarafa gideceksek ölüm diye bir gerçeklik var. Ve ben ölmeyeceğim diyen bir insan yok. Maalesef böyle bir şey yok. Dolayısıyla herkes ölümden sonra elindeki heybesiyle oraya gidecek. Doldurduklarıyla oraya gidecek. Dolayısıyla ben neden başkalarının söyledikleriyle heybemi doldurayım ki? Kendi karakterimle, kendi sevdiğim işlerle, yapmaktan keyif aldığım şeylerle o heybeyi doldurmak daha mantıklı, daha güzel değil mi efendim? Sizlere soruyorum ve sizlere bırakıyorum. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın. Hoşça kalın, esen kalın efendim.